Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu motivasyon. Neden peki bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim? Instagram'da mesajlar geliyor bana. İşte hocam acaba yapabilir miyim? İşte geç başladım olur mu? Ya da işte konuları anlamıyorum. Ne yapmam lazım? Çok fazla çalışıyorum. Yapamıyorum ya da çok fazla ders var nasıl yetiştireceğim diye düşünenleriniz var yani stres içerisine girenleriniz var öncelikle ben şunu söylemek istiyorum ben daha önce zaten kendimi nasıl çalıştığını da anlatmıştım son 7 ay kaldı neler yapmalıyız videosunda ee, anlatmıştım tekrardan söyleyeyim arkadaşlar bir kere <laughs> çalıştığınızı kimseye söylemeyin yani ben öyle yaptım şahsen çünkü... Çalıştığınızı birilerine söylediğiniz zaman ne yapıyor? Üzerinizde bir baskı oluşturuyor. Baskı oluşturduğu için de işte kendinizi bir şeyleri zorunda hissediyorsunuz. Bu zorundalığı hissetmemek için ne yapacağız? Kimseye söylemeyeceğiz. Temel kişiler, evinizde birlikte yaşadığınız kişiler bilsin. Onlar da niye bilsin? Çünkü onları yanında büyük ihtimal test falan çözeceksiniz. E, etrafınızda söylenenlere kulak asmayın. İşte şey diyorlar. Eee işte az alım olacak veya sizin bölümden az alım yapıyorlar ya da 20 bin kişi atadılar ya sen atanamadın mı mesela sanki 20 bin kişinin tamamını bizim bölümden alıyorlarmış gibi söylüyorlar yani böyle e, bu konu hakkında bilgisi olmayan insanların söylediklerini lütfen kafanıza takmayın he, he deyin geçin yani veya hiç cevap bile vermeyin e, bir şey okumuştum çok gülmüştüm hatta ona neydi tam olarak hatırlamıyorum ama işte hala atanamadın mı diye soranlara şey demiş. Hani senin de senin yaşına gelenler de çoktan öldüler falan hani sen niye bekliyorsun falan diye bir şeyler söylemiş. Mutlaka karşınıza çıkmıştır sizin de acayip gülmüştüm. Büyük ihtimal öyle kapak sözler söyleyemezsiniz ama yine de içinizden söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben şuna sinir oluyorum. Senin bu konu hakkında herhangi bir bilgin varsa bence karşıdakinin moralini bozmanı e, gerektirecek bir şey yok Yani bunu yapmaman gerekiyor Ama bazı insanlar maalesef öyle olabiliyorlar Arkadaşlar çok şükür etrafımda öyle insanlar olmadı e, İnşallah olmaz da Motivasyonumu ben düşürmemeye çalıştım Yıl boyunca Dediğim gibi bir sene boyunca çalıştım Tam bir sene çalıştım Hatta onu da söyleyeyim Çünkü ben eylülün sonlarına doğru başlamıştım Böyle 15'inde falan başlamıştım e, Sınav ertelendiği zaman hani Zaten e, Ekim'de falan sınava girdik ya sınav ertelendiği için de ne oldu? Bir sene boyunca çalışmış oldum Motivasyonunuzu düşürmemek için ne yapacağız peki? Şöyle yapın Kendinize şu hedefi koyun Mesela biyoloji bölümü için söyleyeyim Ben işte ilk 100'e gireceğim veya ilk 150'ye ilk 200'e gireceğim diye bir kendinize bir hedef koyun arkadaşlar O hedefe göre çalışın bir sürekli başka insanlar ne puan almış, hangi net yapmış gibi düşünmeyin. Çünkü her sene sınav şeyleri değişebiliyor. Mesela bu sene çok net yapıp bu sene demiyorum. Mesela diyelim ki şimdi çok net yapıp az puan alanlar olur. Seneye işte az net yapıp çok puan alanlar olur. Çünkü standart sapmalar falan çok değişiyor gerçekten. O yüzden de dediğim gibi takmayın arkadaşlar bunları. Siz sadece odaklanın. Ben yeterince yapıyor muyum? Elimden geleni yapıyor muyum? Bunlara bakın. Bunlara baktığınız zaman emin olun içiniz rahatlayacaktır. Stres yapmayın diyemiyorum. Çünkü mutlaka yapacaksınız. Ama stresinizi yönetebilirsiniz. Nasıl? Arkadaşlar hani bilim insanları araştırma yapıyorlar. Eğer e, orta düzeyde kaygıya sahip bir insansanız. Mesela şurası kaygı olsun. Kaygı çizgisi. Bu kaygı çizgisine şöyle bir eğri yapalım. Bakın. E, düşük düzeyde kaygıya sahip olan insanlar az başarılı oluyor. Bakın bu da başarımız. Başarı. Orta düzeyde Kaygıya sahip olanlar daha başarılı olurken yüksek düzeyde kaygıya sahip olanlar da başarısız oluyorlar. Dolayısıyla bizim kaygı oranımızın yani stres oranımızın orta düzeylerde olması lazım. Ayrıca strese girdiğiniz zaman daha çabuk hastalanırsınız. Vücudunuz yorgun düşer çalışmak istemezsiniz. Beyin kendini kapatır. O yüzden e, mutlaka stresinizi yönetin arkadaşlar. Mesela diyelim ki ders çalışıyorsun. Hadi bunu sürekli yapmayın ama. Ders çalışırken böyle soruları anlamadığını veya yanlış çözdüğünü, çok yanlışını çıktığını fark et. Hemen kendine bir ara ver. Mesela o gün sabah saatlerinde yaptıysan o gün hiç çalışma. Ve akşam saatlerinde yaptıysan kalk. işte yat, sabah kalktığın zaman yine baktın aynı şeyi hissediyorsan yine o gün çalışma. Çünkü arada sırada böyle molalar vermek gerçekten insana iyi geliyor. Hem kendi beyninizi rahatlatmış oluyorsunuz hem de arkadaşlar ee, daha böyle motive olarak devam ediyorsunuz. O yüzden böyle ara sıra molalar vermek iyidir. Hani şöyle düşünmeyin. Ya ben boş yatarken rakiplerim çalışıyor diye düşünmeyin. Çünkü aynı şeyleri rakiplerinizde yaşıyor. Genelde böyle çok hani sıkı sıkıya çalışıp işte her şeyi e, saatine zamanına göre yapanlar hani çok da fazla başarı elde edemeyebiliyorlar. Tabi istisnalar vardır. Hani ben bununla ilgili söz söylemiyorum. İstisnalar mutlaka vardır ama bu çok çalışan, kendini çok böyle stresi sokan kişiler genelde daha başarısız oluyorlar arkadaşlar. Lütfen kendinizi çok sıkmayın. Dediğim gibi kaygı düzeyiniz eğer orta düzeyde olursa o zaman daha başarılı olursunuz. Etrafınızdakilerin söylediklerine lütfen Lütfen arkadaşlar kulak asmayın etraftakilerin söylediklerine. Ee, siz kendinize bakın. Dediğim gibi eğer imkanınız varsa çalıştığınızı kimseye de söylemeyin. Sadece etrafınızda bunu aynı ev içerisinde yaşadığınız kişilere söyleyin. O yüzden fazla baskı da hissetmiyorsunuz üstünüzde. Sınav sonuçları açıklanana kadar yine kimseye netlerinizden falan bahsetmeyin. Hani çünkü mesela yüksek gelir size düşük alırsınız. Düşük geldiğini düşündüğünüzde yüksek aldığınız zaman tabii ki sevinirsiniz ama genelde şöyle düşünüyoruz. Ben mesela ben benim için öyle oldu. Sınavdan çıktım, hani bir baktım işte 40-42 net genel kültür genel yetenekte var, her ikisinde de yani toplam 80-84 net falan yapıyor. O dedim ne kadar güzel yapmışım. Eğitime baktım eğitimde 60 net falan görünüyor. Anam sınav bir açıklandı. Böyle düşük düşük hepsi geldi. Bu sefer ne oldu? Tabii ki moralim bozuldu. Ama siz ne yapacaksınız? Benim yaptığım hatayı yapmayacaksınız. E, net hesaplama yapmayın arkadaşlar. Çünkü net hesaplama yaptığınız zaman bu sefer de kafanızı ona takıyorsunuz. Mümkünse sınav açıklanana kadar sorular açıklansa bile sadece böyle aklınıza takılan sorulara bakın. Hani acaba bunun cevabı neydi diye. Ama dediğim gibi net hesaplaması yapmayın. Çünkü eğer düşük gelirse benim gibi hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Başka ne söyleyeceğim başka şöyle söyleyeyim gün içerisinde kendinizi çok yoracak bir program hazırlamayın çünkü sonuçta bizler de insanız ve dinlenmeye ihtiyacımız var. Mutlaka arkadaşlar kendinize molalar verin. Bu bir saat olabilir, iki saat olabilir. Yemek ve çay haricinde. Çünkü yemek ve çay haricinde, yemek ve çayda şöyle düşünüyorsunuz. Yemek yiyeceğim hemen başlayacağım. İşte çay içeceğim hemen başlayacağım. E böyle düşündüğünüz zaman bu sefer beyin kendini o şekilde hazırlıyor ve biraz daha stres düzeyini yükseltebiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar stresinizi yönetirseniz, kaygı düzeyinizi yönetirseniz emin olun çok güzel şeyler yaparsınız. Ve asla vazgeçmeyin. Başkası yaptıysa siz de yaparsınız. Bakın e, Aziz Sancar'ın çok sevdiğim bir sözü var. Ben diyor zekaya inanmam, çalışmaya inanırım diye. Tamam belki bazı insanlar işte okuduğunu bir kere de anlayabilir. Tamam bu zeka ile ilgili bir şey. Ama sen eğer üç kere okuyup onu anlayabiliyorsan bu da senin çalışmanla ilgili bir şeydir. O yüzden zekaya değil çalışmana güven ve e, asla vazgeçme diyorum ben. E, Kendinize gelen bu bir anda içinize işte sıkıntılar falan basabilir. O sıkıntılar geldiği zaman hemen bir hani inancı olanlar için söylüyorum. İşte bir açıp Kur'an okuyabilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. Ya da işte namaz kılabilirsiniz. Kendinizi bir işte ferahlama şeyine sokabilirsiniz. İnancı olanlar için söylüyorum. Veya kendinizi farklı yollarla rahatlatabilirsiniz. Mesela ben hani namaz ya da Kur'an'la kendimi rahatlatırdım. Ee, kitap okuyabilirsiniz yine aynı şekilde. Veya işte bir Sevdiğiniz bir filmi açıp izleyebilirsiniz o şekilde veya müzik dinleyebilirsiniz motivasyonunuzu bu şekilde artırabilirsiniz en azından beyninizi rahatlatabilirsiniz arkadaşlar benim söyleyeceklerim herhalde bunlar kendinize güvenin asla vazgeçmeyin yetiştiremeyeceğim diye düşünmeyin çünkü son aylarda çalışıp da kazanan çok kişi var o yüzden de Lütfen 6 ay gibi bir süre varken hatta biraz daha fazla, 6 ay gibi bir süre varken lütfen vazgeçmeyin arkadaşlar. Eğer başlamayanlar varsa lütfen başlayın. Şu zamana kadar henüz işte alımlarla ilgili bir şey açıklanmadı. Biliyorum, farkındayım. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Çünkü hani insanın içinde bir boşluk oluyor. Hani acaba olacak mı, olmayacak mı diye. Bende de var o boşluk. Şöyle yapın. eee Özellikle böyle çok böyle hani acaba atanır mıyım atanamaz mıyım gibi düşünen sıralamada olanlar için en azından bir alana bakın derim ben size. Çünkü seneye bir hazırlık yapmak lazım eğer olmazsa en kötüsünü düşünerek hazırlanın diyorum arkadaşlar. Zaten olursa şöyle çok güzel bir rahatlama hissedersiniz kendinizde. Umarım çok güzel geçer her şey. E, keyifli çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer sorunuz olursa biyoloji öğreniyorum bir sayfasından Instagram adresinde iki tane gönderim var e, orada mayoz ve mitoz bölümü ile ilgili iki tane e, video paylaşmışım arkadaşlar. Oradan beni bulabilirsiniz, oradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.